Bu da Iğdır kayısı. Çok büyük olur abi, böyle büyük kayısı. Fidancılık yapıyorum. 1961 doğumluyum. 2007'de emekli oldum. Emekli olduktan sonra bu fidan işine başladım. Çok hastalık bu fidan işi. 1500 tane aşılı fidanım var. Tuvasur, tut fidanı. Kayısım var. Elmam var. Şaftali var. Kendi kendime burada çalışıyorum, yetiştiriyorum, satıyorum. Çok şükür Allah'a. Tek bu kadar başıma yapıyorum, evet. Ben bu fidan işi bana hastalık oldu. 3,5 buna halamın 3,5 dönüm. O 3,5 da kendimin var, 7 dönüm. Yani çapa motorum var. Çapa motorumla iş yapıyorum. Ne bileyim işte uğraşıyorum, çok şükür. Yani kendime. Sigarayı bıraktım 20 yıl evvel, bununla başladım. Aynı bana sigara gibi oldu bu fidan işi. Hem para kazanıyorum, kendimi oyalandırıyorum, işte avutuyorum. Çok şükür Allah'a. Hani bu sene de çok iyi para aldım tut fidanından. Beni tanıyanlar alıyor fidanı. İşte böyle, ne bileyim. Gençlere diyorum ki gel öyle dedim aşısını, fidanın dikmesini bu çizekten bitiriyorum. 2 yıl, 3 yıl bakıyorum çocuk gibi, ondan sonra aşılıyorum. Yani çok güzel bir iş yani bu gençlere, ama gençler de yapmıyor. Zaman 15 yıl. Bunlarla ev aldım, araba aldım. Emekli olduktan sonra. Özel sektörde çalıştım ben. Müteahhitlerde. Oradan para kazanamadım, buradan kazandım. Müteahhitlerden para kazanamadım, buradan kazandım. Allah'a çok şükür, ne bileyim. İşte böyle. İşte buranın özel, kendi atamızdan, babamızdan kalma. Tuvasır dedik, işte pastel, pekmez yaptığımız incir bundan. Bu tuttan yapıyoruz. Bu çok şerbetlidir. Dışalağı. Bu kayısı büyüyüce oluyor, kurutması olmuyor. Halamın oğlu var Almanya'da, dedi ki Mustafa bunlar kurutması olmuyor, kurumuyor, sen bunları değiştir. Ben de bunları kestim, şimdi ufak şeker para açladım. Ufak şeker var, bunları açladım. Bu işte bunları açladım. Bu şeker parasını değiştirdim. İri oluyor böyle, 100 gram oluyor, 80 gram. Kurumuyor. Bunları işte halamın oğlu dedi ki değiştirelim Mustafa, bunları değiştirdim. Ha böyle yerden çekersen böyle. Evet. Bak çocuklar, bunları arıları koyuyorum. Kola koyuyorum, bir üzümü yiyorlar hep. O arılar, eşek arıları. Bunları koyuyorum, bunlara giriyorlar. Bir tona yakın üzümüm oluyor. Bunu da daha yapamayacak, kestim. Bunlar da dut. Bunları şey yaptım ki tazelenenler, yenilenenler bunlar. Aynı tuvası tut. Bunlar bir de şey yapmış, taban suyu. İşte bunları tutun hudayısı, çeçizlekten bitirdim, bunları büyütüp böyle aşlıyorum. Bunlar hep şimdi bu sene, bak bunlar hep aşılamışım. Bak 7. ayın 15'inde aşılamışım bunları. Şimdi bunları buradan keseceğim, bunlar olacak şöyle kolumun kalınlığında bu gözler. Otlar sarılıyor. Otlar sarılıyor. Ben temizleyeyim de.